Bugün Avrupa ve Amerikalıların %52'si astrolojiyi bir bilim olarak kabul etmekte, 70 milyon Amerikalı güne yıldız fallarını okuyarak başlamaktadır. İnternette 3 milyondan fazla astroloji sitesi var ve bunları yaklaşık 120 milyon insan ziyaret ediyor. Türkiye'de de benzer eğilimlerin olduğu açıkça ortada. Peki burçlar gerçekten var mı? Astroloji, insanların kişilik özellikleriyle doğdukları gün ve saat arasında bir bağlantı olduğunu, Güneş, Dünya ve gezegenlerin konumlarının burçları etkilediğini iddia eder. Peki bu iddia doğru mudur? Kanada'daki Saskatchewan Üniversitesi'nde gerçekleştirilen kapsamlı bir araştırmaya göre bu sorunun cevabı hayır. Bu araştırma 1958 yılında aynı gün birkaç dakika arayla doğan 2000 kişiyi uzun yıllar gözlem altına almış, bunların kişilik gelişimlerini ve karakter oluşumlarını incelemiştir. Bu arada 700 astrolog da söz konusu 2000 kişi arasından rastgele seçilen deneklerin kişilik profillerine bakarak doğum haritalarını çıkarmıştır. Sonuçlar karşılaştırıldığında ise astrologların tahminlerinin başarısız olduğu görülmüştür. Kısacası bu araştırmaya göre kişilik özellikleri ile doğum günü arasında bir bağlantı olduğu, Güneş, Dünya ve gezegenlerin konumlarının burçları etkilediği inancı bir efsaneden ibarettir. Ancak insanlar bilinmedik alanlar üzerine açıklamalar türetip kendilerince bir belirlemede bulunurlar. Burçlar, geleceği görme ve muhtemel sıkıntıları tahmin etme arzusunu tatmin eder. Bu arzunun arkasında insanların geleceği merak etme veya kendi hayatlarında meydana gelecek olayları anlama, kendi kaderleri hakkında çeşitli sembolik işaretleri yakalama ve nihayetinde de kendilerini olumlu ya da olumsuz şeylere karşı hazırlama isteği yatmaktadır. Astroloji gibi batıl inançlar telkin, taklit ve tavsiye yoluyla nesilden nesile geçmektedir. Çoğu batıl inanç çocukluk çağında öğrenilir ve pek fazla eleştirilmeden doğru kabul edilerek hayat boyu sürdürülür. Din psikolojisinin kurucusu sayılan William James, "İnançlar doğru oldukları için işe yaramaz, işe yaradıkları için doğrudur," der. Batıl inançlar psikososyal ihtiyaçları tatmin eden bir görev üstlenirler. Bu nedenledir ki binlerce yıldır her kültürde kendilerine yer bulmuşlardır. Modern kültürde bu konuda bir istisna değildir. Dahası, modern kültür yeni formlarda batıl inançlar üretmektedir. Judith Wurst'un şu sözü astroloji gibi batıl inançların insan yaşamında ne derece kalıcı olduğunu çok güzel özetler. Batıl inanç aptalca, çocukça, ilkel ve irrasyonel bir şeydir. Ancak bir tahtaya iki kere vurmanın da ne maliyeti var ki?